Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kürdan kebabı tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi şekli çok şahane, çok lezzetli bir yemek oldu. Evet, yapımına geçmeye başlayalım. Evet, öncelikle 400 gram kıymam var. Biraz da ekmek içi ekliyorum. Bir adet yumurta ekliyorum. Bir adet rendelenmiş kuru soğan ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve tuz ekliyorum arkadaşlar. Baharatlar birer çay kaşığı kadar ekledim. Tuzunu da yarım tatlı kaşığı kadar ekledim. Tuz miktarını zevkinize göre ayarlarsınız ve iyicene yoğuruyorum. Köfte harçlarınızı ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel olur. Ekmek içi yerine galeta unu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve şöyle iyicene yoğurduktan sonra bir kenara alıp birazcık dinlendireceğim. Bu arada patlıcanlarımı hazırlayayım. Patlıcanlarımı şöyle ikiye bölüyorum. Ve yanlamasına böyle ince uzun şeritler halinde kesiyorum. Şöyle ince olursa esnek olur. Kırılma çatlama yapmaz kürdana dizerken. Evet, çekirdekli yerlerini kullanmıyorum. Toplamda 3 adet patlıcan kullandım. Patlıcanlarınız çok büyükse 2 tane de yeterli olacaktır. Evet, şöyle tuzlu suya basıyorum. Bunlar tuzlu suda beklerken ben bu arada köftelerimi yapacağım. Evet, köftelerimi şöyle cevizden daha küçük boyutları yapıyorum. Şöyle cevizden bir tık daha küçük yuvarlıyorum. Bu arada arkadaşlar, eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız, abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bu benim kanalımın büyümesi için çok önemli. Evet, bütün köftelerim hazır. Şimdi böyle uzun kürdanlarım var. Kürdanları ikiye bölüyorum. Ve şöyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımı alıp kürdanımı önce patlıcana batırıyorum. Hemen arkasından bir tane köfte alıyorum elime, onu da batırıyorum. Tekrar patlıcana batırıyorum. Ve ikiye böldüğüm çeri domateslerim var. Onları da batırıyorum. Normal domates de kullanabilirsiniz. Tekrar köftemi alıp batırıyorum. Ve tekrar yarım çeri domatesini batırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay, pratik bir şekilde oluyor.
Hemen bir tane daha göstereyim size. Evet, şöyle önce kürdanımı patlıcana batırıyorum, köfteme batırıyorum. Tekrar patlıcana. Ve yarım çeri domatesimi alıp batırıyorum tekrar. Evet arkadaşlar, inanılmaz kolay, pratik ve görseli çok şahane bir yemek oluyor. Evet, bütün patlıcanlarımı ve köftemi bu şekilde hazırlıyorum ve tepsiye diziyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini tepsiye dizdim. Şimdi aralarına biber koyacağım. Sivri biber de olur, dolmalık biber de olur. Benim elimin altında dolmalık biberlerim vardı. Dilimledim ve tepsimin bütün kenarına biberlerimi diziyorum. Ve tam ortasına da bir tane çeri domates koyuyorum. Şöyle bölerek. Hemen sosumun yapımına geçiyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını kaseme alıyorum. Ve şöyle yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve iyicene karıştırıyorum. Yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz miktarını zevkinize göre ayarlarsınız. Bu tarz soslarda suyun sıcak olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ve şöyle her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum sosunu. Ve hemen 200 dereceye ayarladığım fırına şöyle bir 25-30 dakika kadar pişirdim ben arkadaşlar. Ama bu fırından fırına değişiklik gösterebilir. Şöyle üzeri köfteleriniz iyicene pişinceye kadar, patlıcanlarınız, köfteleriniz pişiriyorsunuz. İyicene kızaracaklar. Ve bu da fırından çıkmış hali, gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu arkadaşlar. Şekli de çok şahane oldu. Yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.